İskandinav ülkelerinden Finlandiya'da iktidardaki Sosyal Demokratlar önderliğindeki koalisyon hükümetinin geleceğini de belirleyecek parlamento seçimleri bugün yapıldı. Finlandiya'daki seçimlerde 18 partiden 2000 aday 200 üyeli parlamentoya girmek için yarışıyor. Koalisyon hükümeti halen parlamento üyeliklerinden 141'ini elinde bulunduruyor. Libya lideri Kaddafi, 1988 yılında Panam uçağına sabotaj düzenleyen ve Lakabi kasabasında 270 kişinin ölümüne neden olan iki Libyalı sanığı yargılanmak üzere Hollanda'nın Dahi kentine göndermeyi kabul etti. Kaddafi'nin bu kararında Amerika'nın kendisine devirmeyeceğine dair verdiği teminatın etkili olduğu belirtildi. Dünyanın çevresini balonla hiç mola vermeden dolaşan İsviçreli Bertrand Piccard'la İngiliz Brian Jones dün bir ilke imza attılar. İki macera perestin başarısı sevinçle karşılanırken Cenevre'de bulunan merkeze şampanyalar patlatıldı. Güvenli bir biçimde Mısır'a inen balon 1 Mart'ta İsviçre Alplerinden yola çıktı ve hiç durmadan 41.850 kilometre yol kat ederek dünya rekoru kırdı. İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele veren ayrılıkçı ETA örgütünün 6 üyesinin Fransa'da tutuklanmasını protesto amacıyla bir gösteri düzenlendi. Bilbao kentinde yapılan yürüyüşe yaklaşık 60 bin kişi katıldı. ETA liderlerinin tutuklanmasının ardından ayrılıkçı örgüt taraftarları sokaklarda şiddet eylemlerine başvurmaya başlamışlardı.